konutlar da var ama ağırlık olarak 1+1 konutlar üretiyoruz. İki kitleyle aslında biz muhatabız. Yatırımcı olan yaş 40'ın üzerinde, konutu kullananlar yaş 30 civarında, beyaz yakalı, şehrin merkezinde yaşamak isteyen genç insanlar da bizim konutlarımızı kullanıyorlar. Söylemek istediğim için bir örneği şimdi vereceğim ben. Evet, bazen 1+1 vesaire deyince gözümüzde başka şeyler canlansa da ben kendim bizzat yaşadım. Üstüne üstelik 35 yaşında, eşim de 38 yaşındayken biz New York'a taşındık. İstanbul'da 3+1 havuzlu bir ulus teras dairesinden 1+1 bir konuta geçtik. Niye geçtik oraya? Çünkü New York'ta yaşamak istiyorduk. Şehrin kalbinde yaşamak istiyorduk. Chelsea'de yaşamak istiyorduk. Ve 1+1'e bayağı da güzel yerleştik. Yani istenilirse çok güzel yerleşiliyor ve aslında bazı şeylerin ne kadar değersiz, önemsiz olduğunu, bazı şeylerin yani değerleri tamamen değiştirebiliyorsunuz ve bambaşka bir yaşam kuruyorsunuz kendinize. Kesinlikle, o koşuyla ayak uyduruyorsunuz. Burada siz konut yaparken sizin kriterleriniz nedir konutlarınızda? Yani lokasyon olarak ve diğer kriterler. Evet. Ya biz konut üretirken bazı kriterler belirledik. Bunlardan birincisi ürettiğimiz konutların yeri, lokasyonu. Biz şehrin merkezinde konut yapmaya önem veriyoruz. Kendimizce de merkezi tanımladık. Haliç ve Boğaz arasında konut üretiyoruz. Aslında bu şehrin merkezi olmakla beraber insanların yaşamının da merkezi. Yani sosyal yaşamın, kültürel yaşamın ve iş yaşamının bir arada olduğu merkeze yakın. Trafik de tabii trafik ki. Trafik de çok önemli. Yani hani Kemer'de, şimdi aranızda var mı bilmiyorum ama Kemer'de, Zekeriya Köy'de karşıda oturan arkadaşların trafikte ne kadar vakit kaybettiklerini görüyorum. Görüyoruz. Evet. Yani ben mesela şahsen Teşvikiye'de oturuyorum ve karşıya bir yere gidilecek denince Bağdat Caddesi böyle böyle. Kafamda böyle bir büyüyor yani. Evet, bizim açımızdan lokasyon çok önemli. Lokasyon önemli şu, bizim konutlarımızda yaşayan insanlar günde 3 saat fazla yaşıyorlar. Çünkü günde 1,5 saat işe gidiş, 1,5 saat işten dönüş, bu zamanı kaybetmiyorlar. Evet. Maddi manevi. Evet, 3 saat fazla yaşıyorlar. İkincisi konutlarımızın boyutu. Biz konutlarımızın boyutunu önemsiyoruz. Avrupa Birliği standartları diyor ki bir kişinin insanca yaşayabileceği alan 14 metrekare net. Buradan yola çıkarsak biz bir ya da iki kişinin yaşayabileceği Avrupa Birliği standartlarında insanca yaşayabilecekleri alanlar üretiyoruz. Bu beraberinde konuta erişimi de mümkün kılıyor. Yani siz gereksiz büyük konut yapmadığınız zaman konut fiyatları da erişilebilir hale geliyor. Aynı zamanda aidatlar. Aidatlar da düşüyor. Bizim konutlarımızın önemli bir özelliği de düşük aidat. Yaşam ekonomisini biz bu anlamda gözetiyoruz. Alırken erişilebilir fiyat, yaşarken uygun, ekonomik, sürdürülebilir bir hayat öngörüyoruz. Kışın en soğuk zamanlarında bizim konutlarımızda yaşayanlar 50 TL civarında doğal gaz faturası ödüyorlar. Elektrik, su, bunların hepsi tasarruflu ürünler. Burada aşağıya giriyorum. Bizler mesela 5 katlı bir apartmanda 5 daireyiz. Vallahi yazın 2000, kışın 3000 lira. Yani kira gibi bir aidat ödüyoruz yani. Bizde işte 100 lira elektrik, su, doğalgaz her şey içinde. 200 lira da aidat ödersiniz. Şehrin merkezinde ekonomik bir hayatınız olur. Biraz önce söylediğim gibi günde 3 saat fazla yaşarsınız. Bütçenizden önemli bir tasarruf imkanınız olur. Dolayısıyla hem paranızı hem de zamanınızı hobilerinize, sevdiğiniz işlere, sevdiklerinize ayırabilirsiniz. Çünkü şehrin merkezinde olmak demek, şehrin içinde, hayatın içinde olmak demek. Ama bu pahalı olması anlamına gelmiyor. Sürdürülebilir ekonomik binalar. Bunu mümkün kılan bir şey de bizim aslında çevreci anlayışımız. Bizim konut yapmak kriterlerimizden birisi de oydu. Bizim binalarımızın hepsinin çapısında güneş enerjisi panelleri var. Bu aslında aidatların ve diğer giderlerin neden düşük olduğunu açıklıyor. Yalıtım çok iyi. Bizi Almanya'dan bir danışman firma geldi Özlem Hanım. Münih Havaalanı'nın danışmanlığını yapıyor, enerji danışmanlığını. Onlarla görüşürken biz şöyle bir şey söylediler. Türkiye'de tüketilen enerjinin %70'i soğutmaya, %30'u ısıtmaya gidiyormuş. İlginç bir bilgi değil mi? Yani biz aslında enerjiyi soğutmaya daha çok harcıyoruz. Peki, yani soğutmaya derken yazın klima, yazın, evet. Bu daha da artacak. Daha yani. Da artacak, çünkü küresel yani ısınma. İklim, küresel ısınma, evet, evet, aynı şekilde. Peki ne yapmak enteresan lazım? Enteresan bu verdiğiniz, çok evet, ilginç. Evet, çok ilginç bir durum. Biz hep kafayı şeye yürüyoruz.
Yani binaları nasıl ekonomik ısıtırız? Ama aslında binaların soğutulması diye de bir sorun var. Peki binalarımızın, yani şöyle düşünün, yazın bir mağaraya girdiğinizde bir serinlik vardır ya, o hissi konutlarda sağlamanız lazım ki yazın klima tüketimini düşürebilirsiniz. Peki bunu nasıl, evet, ortalaması olması gerekiyor. E bunu nasıl sağlayacaksınız? Bu tasarım aşamasında çözülen bir şey. Yani siz güneş analizi yapıyorsunuz. Güneş nereden doğuyor, nereden batıyor ve hangi açıyla konutlara giriyor? Eğer doğru binayı güneşe göre konumlandırırsanız ve dış cephede güneş kırıcı bir takım geliştirmeler yaparsanız, mimari, estetik ve yumuşam, siz binanızı yazın, başka binalara göre 4-5 derece serin tutabiliyorsunuz. Bu da klima ihtiyacını azaltıyor. Evet. Bir de tabii ben şimdi...